Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 18 Ekim Salı Diyarbakır yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Diyarbakır'da 8 koşu bir programımız, bir altınımız olacak. Ben 7'li plasayı 1. üçlü ganyan oynayacak arkadaşlar için, 4'lü ganyan oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Tüm yarı severler, herkese bol şanslar diliyorum. Evet, birinci koşu saatlerimiz 17.45'i gösterdi. Bir maiden koşuyla birinci dörtlük ayımızın startı verecek. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkacaklar. Evet, koşuya bakıldığı zaman burada 2 tane süratli safkan var. Onlar kimler? 5 ile 8 nolu safkanlar yarışıp tempo vereceklerdir. Ama burada ben ekürüsünün, yani 5 nolu safkanımızın 6 nolu safkan İsa Katar'la ben çok etkili bir koşu gelecektir. İlk tercihim 1. dörtlü ganyan için ve de 9 nolu safkanımızda ayırmayacağız. Queen of Mary İsa Akyoz'da 6 ve 9 benim bu koştaki öncelik vereceğim. Bu iki safkan olacak. Evet, ikinci koşumuz şartlı 3 yamak bir sınıftaki apprentice arkadaşlarımız at binecek. 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kuma çıkacak. 9 safkanımız yer alacak 7 plasa için. Önereceğim yine 2 safkan olacak. Onlar kimler? 1 nolu Darkon olacak. Furkan Fesih Çetin başla. Özür diliyorum. Ve de 4 nolu King of İstanbul olacak. Müslüm Can Polat'la ilk defa buluştu. Etkili bir koşu gelecektir. 1 ve 4 ayrımsız yazılması gereken safkanlar 7 plasa için. Bu 2 safkanımızı da mutlaka değerlendirelim. Evet, üçüncü koşumuz altılı gayemiz burada startı ve handikap 15 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kuma çıkacak. 12 safkanımız burada kayıtlı. Evet, koşuya bakıldığı zaman liderliği isteyecek 8 nolu Reperin Eray Çizik'le olsun 1 nolu safkanımız, 12 nolu Mirhan Can o da liderlik içerisine girecektir. Yani seri safkanların bir arada olduğu bir koşu. Benim burada ilk tercihim 2 nolu çapraz olacak Feytullah Felan'la. İkinci atım 8 nolu Reperin Eray Çizik'le. Son yaptığı koşu gayet çok başarılıydı, kazandı. Ve de 1 nolu safkanımız Ferit Yardımcı'yla 4, 6 ve 10 şeklinde birinci altı ganyamızın ayağına tekabül eden bu koşuda sıralamamız 2, 8, 1, 4, 6 ve 10 şeklinde oluştu sevgili dostlar. Evet, dördüncü koşu altılı gayemizin ikinci ayağı. Açık 3 Diyarbakır Vali koşusu. 4 ve yukarı Araplar 1900 metre kuma çıkacaklar. 16 safkanımız bu koşuya kayıtlı. 6 ve 11 nolu Yutan Girdap ekür olarak piste çıkacak. Evet, yani koşuda ben hem kalitesine güvendiğim hem yaptıkları koşularla açık 3'te olsun, son koşu kısa vade 8'de üst üste 4.lükte ayrıldı. Açık 3'ü Şanlıurfa'da kazandı. Yine arkasını açık 3'te mücadele edip kazanmasını bilen bir safkanımız. O da kim? 3 nolu Bozkara Ferit Yardımcı ilk defa buluştu. Ben yarın benim birinci banko adayım olacak 3 nolu Bozkara. Evet, ikili deneyecek arkadaşlar için tabii ki zor bir koşu gerçekten, ama ben bu zor koşuyu kolaya çevirmek için ben 3 nolu Bozkara'ya güveneceğim ve de banko bırakacağım. İkili için 5 nolu safkanımız Kelemer olacak ve de 10 nolu Sararhan İsa Akyoz'a dikkat diyeceğim. Safkanlardan bir diğeri 3 bankom, arkası 5 ile 10 ikili için önereceğim safkanlar. Evet, 5. koşu handikap 15, 4 ve yukarı Araplar 1200 metre kum, 12 safkanımız yer alacak. 3 nolu çeke çeke ve 8 nolu mülayip ekür olarak piste çıkacak. Evet, benim buradaki ilk safkanım, son koşusuna bayıldım. 1200'e kısa mesafede çok etkili bir koşu çıkarttı İsa Katar'la. Nitrojen sevgili dostlar, 5 nolu safkanımız benim ilk tercihim. İkinci atım 4 nolu Berfin kızı olacak İsa Akyoz'la. Sonradan 2 nolu Cinderella, o da Yunus Çelikbaş'la. Ve de 7 nolu 1 Mart diyeceğim Ferit Yardımcı'yla iyi bir koşu gelecektir. 5, 4, 2 ve 7 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu.
Evet, 6. koşu şartlı 3 dişiler, amansız 1 koşu 3 yaşlı Araplar, 1200 metre kuma çıkacak. 10 safkamız yer alıyor. 1 ile 7 nolu Ramize ekür olarak start alacaklar. Evet, bakıldığı zaman istikrarsız safkanlar. Yani bir tek burada Nurbaşı Ferit yardımcıyla sırıtan bir safkan yaptığı son koşu derecesiz 7.likte. Ondan önce koşuları gerçekten çok çok muntazamdı. Bu mesafede hem kazandı hem ikinciliklere sahip olan bir safkanımız. Ekürler benim ilk tercihim 1. İkinci atım 3 nolu safkanın Boztepe kızı olacak. Sonradan 8 nolu safkanımız Zerhat Menderes Avşar'la ve de 4 nolu Can Polat Güllü olacak sevgili dostlar. 1-3-8-4 benim bu koşudaki sıralamam. Evet, 7. koşu altılı gayemizin 5. ayağı. Handikap 15, 3 yukarı İngilizler, 1200 metre kum. 9 safkanımız bu koşuya kayıtlı. Evet, benim burada banko adayım, 2. banko adayım da burada oluştu sevgili dostlar. Tabii ki bir banko ile girecek arkadaşlar. Demin de bahsettiğim gibi altılı gayemizin 2. ayağında 3 nolu safkanımız banko demiştik. Arkasını 5-10 sıralı şekilde önermiş ikili için. Oraya 3-5-10 geçecek arkadaşlar. Bir bankolu oynayacak arkadaşlar. Burada Pina Colada olacak. Benim banko ismimdir. Yarın koşuyu kazanmasını bekliyorum Hasan Altundağ'la. Rakip hanesine burada da ben ikili deneyeceğim. 2 ve 3 şeklinde. Burada da ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Veya burada yıkıp ikinci altı gayemizin ikinci ayında 3 nolu safkanımıza da yönelebilirsiniz. Ama ben bu iki bankomu da güvendiğim için ikisinde banko tercih yapacağım. Evet, 8. koşu altılı gayemizin son aya bir mailin koşu. Bizleri karşılıyor 2 yaşlı İngilizler, 1200 metre kum. Evet, 12 safkanımız burada kayıtta. Evet, burada da yani abim benim çok çok sırıtıyor bu koşuda sevgili dostlar. Yaptığı 2 koşusu da Diyarbakır'da hem 1200 arkasına yine 1200'de 3. ve 2.likleri arka arkaya sıraladı. Yarın Maiden'e veda etme. 1-2 adım daha yakın görünüyor. İlk tercihim 2. Sonradan 1 nolu safkanın Mehmet Emin Doğan'a start alacak. Ve 4 nolu safkanımız bu koşuya iştirak edecek. Ferit yardımcıyla 2 koşusunda da 5.likte ayrıldı ama bu önemsemediğim bir koşu olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak da 7 nolu Eren girecek. Menderes Avşar'la bu safkanı çok çok dikkat sevgili dostlar. Yani 2, 1, 4 ve 7 şeklinde benim bu koşudaki sıralamam. Evet, Bursa'dan aktaracağım. Diyarbakır koşular için sizlere önereceğim safkanlar. Bunlarda 2 tane banko isimimiz var, adayımız var. İkililer için deneyeceğimiz safkanlar da zaten arkasını sizlere önerdim. Herkese bol şanslar. 2 program için sevgili dostlar Adana ile başlayıp Diyarbakır'la güzel noktalarız. Herkese bol şanslar. Allah'a ısmarladık. Videomun altında beğen butonuna basarak bana desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Şansınız daima yanınızda olsun. Hoşça kalın.